Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Yine harika bir California sabahından herkese selamlar. Videoma başlamadan önce söyleyeceğim. Bahçede sukulentlerimiz ve burada don olmuyor. Yani hani uzun zamandır takip edenler biliyordur ama bu soruyu ara sıra alıyorum. Bahçede nasıl koruyorsunuz kışın diye. Kış geliyor şimdi, evet, ama bahçede korumak gibi bir problemimiz yok bizim Güney Kaliforniya'da, çünkü don olayı çok olmuyor. Yani ara sıra sıfıra yaklaşıp sıfırın altına düştüğü oluyor ama çok nadir. O geceleri hasarsız atlatmayı ümit ederek geçiriyoruz, yoksa onun dışında problem olmuyor. Evet, şimdi maşallah sukulentlerin böyle çok mutlu, huzurlu oldukları bir dönem. Havalar çünkü çok hoş, sıcak değil, yanmalarımız bitti. Şimdi bu küba nanesinin variegated olanı, variegated'lere karşı ayrı bir sevgi, saygı, hoşgörü oluşmaya başladı bende. Çok seviyorum. Şimdi burada bu bayağı büyüdü. Bir de burada neyimiz var arada? Milimiz var ama bu mili burada bilemiyorum. Ne kadar idare edebilirim, muhtemelen onu almam lazım ama ben yine de birazcık bu küba nanesinden budayacağım. Bu variegated olduğu için bunu atmayacağım, başka yerlere dikmem gereken yerler var. Yani bunun bu renk güzelliğini kullanmak istediğim bölgeler var. Şöyle alalım, kestiklerimizi şu kenara koyalım. Ya şu güzelliğe ne dersiniz, bakar mısınız? Ay, işte bu görmek istediğim şey, bu kayaların arasından böyle sıkı sıkı inşallah çoğalacak. Yani sempervimlarda bunu yapmak istiyorum. Yani mesela şurada da aynı şekilde olabilir. Şuradan şöyle çoğalıp burada böyle koca bir güme halinde, yani hepsinin olabilir tabii de, en fazla echeveria bu olduğu için elimde echeveria blue elf, bundan bol bol yapabiliyorum. Yoksa her echeveria'nın kümesini böyle toplu toplu öbeğini seviyorum, biliyorsunuz. Öbek benim ayrı bir hayranlığım yani. Şuraya şöyle. Şunu da koparalım. Nasıl olsa hızlı büyüyor. Bunun bir aman koparttık, bir daha nasıl büyüyecek gibi bir derdimiz yok. Yeter o kadar bence, orada bayağı güzel oldu. Şunu da burada yiyelim. Elime böyle bir hafif yapışıklık oldu koparınca. Kokusu ilk başta bir de kötü geliyordu ama bayağı hoş kokmaya başladı. Şimdi sukulentleri biliyorsunuz bir arada dikince güzel oluyor. Bir de öbek öbek, yani birazcık böyle büyük olması lazım dikerken. Şimdi ben burayı yaparken bu burası neresi olduğunu şöyle bir göstereyim, biraz uzaktan çekelim. Böyle ortada kocaman bir adacık gibi devam ediyor burası. Şurada başlıyor. Büyük agavemizle böyle devam ediyor. Aslında hiç bitmiyor gibi bir şey. Şurada hafif daralıyor. Ve tekrar şuradaki adacığa bağlanıyor. Burası da biliyorsunuz yapmayı planladığım yerlerden birisi ama bugün orada değiliz. Bugün adacığın başlangıcındayız.
Şimdi burada o zaman elimde daha yeni yeni de bir sürü türüm büyütmeye, çoğaltmaya çalışıyordum ve bunları ben buraya küçük bir dizayn olarak dikmiştim. Şu kırmızılarımızı onun için buradan alacağım. Bismillah. Çünkü bunlar burada tek tek aralarda şöyle bir aya basacak yer bulursam. Hiç ne kendilerini gösteriyorlar ne ben onları görebiliyorum. Üç taneler. Bir tane de şurada var bunun aslında. Evet, kocaman da bir çiçeği var. Ben şimdi bunun çiçeğini koparacağım. Evet. Çok tatlı değil mi? Kıpkırmızı. Onu da koyalım şuraya. O çiçeği ben yine köklendirme yerine alabilirim. Bir tane de burada kırmızımız var. Bu biraz daha göz önünde büyüyor. Güneşi de görüyor güzel. O dursun bence. Onun etrafında onu zorlayan bir şey yok. Ama diğer üç tanesini oradan aldık. Bir de almayı istediğim, evet, taşların ortasına üstüne çıkalım düşmeden inşallah. Şimdi şöyle yukarıdan bakacak olursak burada bir yine echeveria'mız var. Büyük echeveria'lardan yaprak, ay çiçek geliyor. Çiçek geliyor ama hiç yaprağı yok. Bunu çiçek açtıracağız artık. Arkadaki bu grapto çeşidimiz var. Bu artık burada ezilmeye başlayacak. Onun için ben bunu buradan alayım istiyorum. Bunları da şu üç kırmızıyla birlikte koyalım da hepsini aynı anda alayım ben buradan. Tamam. Aa, burada bakın başka bir tane varmış, hiç görmüyorum bile ben onu orada. Bizim dombullardan. Bu dombulu da buradan alacağım çünkü dombul orada. Hiç kimse, ben bile unutmuşum. Dün pembeyi sökerken, dün mü birkaç gün önce dedim böyle bir şeyler dikmiştim sanki, nerede o? Ama buradaymış. Bakın ben bile nerede olduğunu unutmuşum. Onun için böyle dikmeye başlayacağım. Yani grup grup, ki bileyim ki orada o gruba ait olanlar var ya da benzerleri var. Neyin nerede olduğunu bilmem lazım. Çok birbirinden ayrılıp kaybolmaya başladılar. Yani çünkü hepsi aynı hızda büyümediği için büyüyenler onlara bastırıyor. Çünkü oraya diktiğim her şey aynı büyüklükte, küçük küçük türlerdi. Gördüğünüz gibi bazıları ötekilerin üstüne bastırdı. Evet, şurada bir anim kivim vardı ama onu bile göremiyorum, var mı yok mu artık. Burada çünkü aşkın gözyaşı aldı büyüdü. Tabii bunu şimdilik kesemem çünkü çok güzel çiçek açacaklar. Çiçekten sonra o kısmı tekrar bir değerlendirip bakabiliriz. Şimdi burada çok güzel Fred Ives grubumuz var. Tamam, seviyorum bunu zaten. Bu Havortiyalar aşağıda çok geç büyüdüler ama büyüdüler. En azından ortalarından çıkmaya başladı. Kenar yaprakları kuru kuru. Şu aşağıda bir baldi var. O baldiyi benim oradan almam lazım. Çünkü sıkışmış. Yani Bismillah deyip aldım. Çünkü baldi çok yok elimde. Bir arkadaşım verdi birkaç tane, onlar köklendirdim, ben hepsini alıp bir yere dikeyim ben. Bismillah. Buradan kenarından da vermiş 5-6 tane. Diğer saksıdakileri de toparlayıp ben bunları bir grup olarak, evet, onları da şunların yanına koyayım o zaman ben. Evet. Süper süper. Tamam galiba, yani burada sökmeyi istediğim başka bir şey yok galiba diyeceğim. İşte bu Purple Delight'lar karamel çıktı. Bakalım gelecek mi buraya. Evet, Purple Delight'ları
Bilemiyorum yani böyle bir güzelce yükselmedi yani grup oluşturmadılar. Kellelerinden koparmam lazım mı? Acaba koparmasam nasıl olur onu da merak ediyorum. Şöyle bir büyüseler. Yani ben hep böyle öbek gibi kalsın diye kesiyorum ama işte onları böyle rahat büyütecek bir yer. Yani hani etrafındakilerin formunu bozmadan, onların güzelliklerini etkilemeden olacakları bir yer lazım istiyorum. O da işte bir büyük saksıyı aldım. Oradakiler bakalım nasıl olacak. Belki onları kesmeden büyütürüm. Ama aşağıdakiler eziliyor. Aşağıdakiler yeterince güneş göremiyor. Her zaman böyle bir çıkmaza giriyorum. Yani ne yapsam acaba nasıl büyüseler diye. Burayı hala mesela karar verebilmiş değilim. Söküyorum da elime gelenleri. Nasıl olacak sonucunda nasıl bir şey bekliyorum bilmiyorum ortada. Çünkü şeyler çok büyük oldu agaveler. Yani şu büyük agave tamam ama arkasındakiler de büyüdü. Onlar da oraya etki etmeye başladılar. Yani şunun gitmesi lazım bence. Çünkü altındakileri eziyor. Altında ne var bilmiyorum bile artık. Çünkü çok büyüdü. Evet, aşağıda bir ghosty grubu var. Evet. Yani bunları yazın daha miniciklerdi. Ona göre dizayn etmiştim ama şu anda çok büyüdüler. Bir de şu aşağıdaki bu echeveria da yani bu kadar yavaş büyüyemez. Güneş alamıyor. Ben onu güneş alacak bir yere çekmem lazım sanki. Evet yazın güzel oluyor çünkü diğerlerinin burası uzun. Gölgede kalıyor, yanmıyor ama güneş de lazım. Yani kışın en azından görebilmiş olsa hiç problem yapmayacağım ama güneşimiz çok az orada. Onun bir çare bulmam lazım. Evet galiba bu ikisi de ayrı tür. Yani yeni yeni anlıyorum. Çok yaprak şekilleri benziyor uçları diye şey yapıyordum ama şimdi aynı yerde bu kadar farklı görünmesi yani basbayağıdan farklı görünüyor şu anda değil mi? Bunların uçları güzel güzel pembeleşmiş. Mesela arkadakinin mavi. Çünkü Krasulovata para ağacımız üstüne bastırıyor. Bunlar bayağıdan büyümüşler. Bunlar bence biraz budanılması lazım. Şu ikisi de farklı burada. Bunlar güzel öbekler. Aslında arkada çok var. Yavru olmuş ama ben onları büyütemiyorum. Büyümüyorlar. Neden? Çünkü bu koparıyor. Acaba şunu kapatıyor. Bunu önden kessek. Arkada 4 tane yavru var. Onlar büyür. Bir de altta var. Şu kuru yapraklara bakın. Evet. Bu bir soru. Bunu hemen cevaplayamayacağım. Yani acaba koparsam mı, koparmasam mı? Niye koparayım aslında diye de düşünüyorum. Yani ne yapacağım koparınca? Dikeceğim bir yer var mı? Ondan var zaten başka yerlerde de. Ama şöyle altındakiler büyürse daha güzel bir görüntü oluşturabilir diye düşünüyorum. Yani hep arkadan o geliyor kafama. Evet bu işte aniumun çiçeğiydi. Yani diğerleri gibi. Ama bir türlü büyüyemedi. Hala minik minik. Yani çiçeğin üstünde böyle küçük küçük yavrular oluştu bu çiçek açtıktan sonra. Büyümesini bekliyorum. İnşallah. Burada bir sürü yavru var yani. Evet, biraz önceki türle şu tür de aynı. Şimdi bununla bu tür aynı mı? Yani eğer türleri böyle bir isimlerini bulmaya kalkışırsam imkansız yani. Herhalde isimlerini bilenler hep böyle saksılarda onun yanına isimlerini yazanlar olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü böyle direkt bakarak hepsini tanımak zor gerçekten. O işi yapamıyorum yani. Hani bazı birkaç tane bildiklerim. Bu Pink Ruffle echeveriaymış. Bunu dün öğrenmiş oldum. Bugün aslında kendime birkaç tane hediye almaya gidecektim. Yeni bir tane sukulentçi buldum. Evinden satıyormuş. Öyle elimde olmayan birkaç tür gördüm. Anium Pinkwich falan. Ama
Henüz gidemedim yani. Ona gitmek istiyorum. Evet. Ya yapılacak çok şey var ama böyle biraz elimde bir şey biriktirmem lazım sanki. Malzemem olması lazım. Şimdi burada da bu krasula. Tamam, aşağıdaki neydi bu? Echeverry Elegance. Echeverry Elegance orada güzel olmuş. Hatta Echeverry'e Blue Elf'imiz de. Hiç koparmayalım bunlar. Burada mutlular bence. Şuradaki birazcık mavi mavi kalmış. Hiç güneş görememiş. Onun rengi değişik. Ama şöyle uçları pembe olunca çok hoşuma gidiyor. Bir tane de şu aşağıda varmış. Aslında şöyle bakacak olursak bu krasula. Herhalde krasula çeşidi diye düşünüyorum bunu. Yani kopmuş mesela, bunu alalım. Onları bastırıyor ve bunun önde olmaması lazım. Şimdi bakınca mesela anlıyorum. Çünkü bu yüksek. Aşağıdakiler onlar alçak kalmışlar. Yani ya bunun buradan gitmesi lazım ya da onların öne gelmesi lazım. İşte şu arayı nasıl dizayn edeceğimi bilmem lazım. Bir ani mumumuz var. Aslında etraf onun bir tane dibine anim sunburst çok güzel olur bence. Anim sunburst olsun. Evet, anim sunburst'ü nereye dikebiliriz? Şöyle bir bakalım orada. Şunu da şuraya koyayım. Anim sunburst'ü dikmem için benim neleri koparmam lazım? Evet, bu Echeverry Elegance değişik bir büyüme tarzı var. Bak, bunların hepsi yeşil kalmış. Ama şu çok güzel bir renge dönüştü. Harika, buraya birkaç tane getireyim dikeyim dedim hatta. Acaba farklı tür mü diye düşünüyorum şimdi. Belki de farklı tür bu. Echeverry Elegance değil mi acaba? Yani şu güzelliğe bakar mısınız? Ben bunu hep Elegance diye düşünüyordum ama neden hiçbir Elegance bu renk değil yani? Hepsi mi farklı? Hepsi öyleyse zaten o zaman bu farklı bir şey. Şurada güzel çiçek. Ay, yavruları çıkmış bu Sempervium'un. Şöyle yaklaştıralım. O orada. Büyüsün. Tamam. Evet, neyse, biz odaklanmamız gereken yerde odaklanalım. Burada tam ne yapacağımı yine bilemiyorum. Ne yapacağımı bilemediğim bir sürü yer var. Şu ortayı tam olarak kafamda ya hepsini sökeceğim, yeniden yapacağım diyeceğim. Ya da şöyle yapalım. Şu arada bir boşluk söktük ya, oraya taş koyalım. Ya da bunlar burada böyle dolduracaklar etrafı diyorum ama zaten burada da bir boşluk oluşuyor. Belki de boşlukların hepsini bir değerlendirmek lazım. Yani şurası. Evet, bayağıdan boşluk. Çünkü büyümüş. Yani agave. Burada kocaman bir boşluk oluşturmuş. Bunlardan şu yapraklarda budanması lazım. Erteliyorum budanmayı da. Bunların artık ertelenecek yanı kalmamış. Bilmiyorum oraya ne dikilebilir. İşte bazı boşlukları doldurmak için böyle kocaman bir tür lazım. Yani tür olarak büyük olmasa bile ondan ya bir sürü olacak. Bazıları için böyle birazcık yüksek bir şey olması gerekiyor. Mesela burada yüksek bir şey lazım. Küçük bir şey koysam arada doldurmaz zaten yani. Oradaki boşluk çok. Şuradaki problemde ya da beni zorlayan şey, önde çok büyük türlerim var. Arkada küçük tür olmuyor yani. Buraya çünkü ilk geldiğimde yaptığım şey çok farklıydı. Sadece bu agaveleri diktim buraya, bir buraya, bir buraya. Bir de şu ortaya bir yeri dikmiştim. O ortaya diktiğim büyümedi.
Bunu aldım başka yere diktim. Bir sene orada hiç büyümedi. Aldım saksıya koydum büyümedi. İlginç bir şekilde yani bunlar hani üç tanelerdi. Bunlar deliler gibi büyüdüler. Ama o bir tanesi büyümedi en son. Arkada duvarın dibine diktim. Birazcık orada büyüyor yani. Ondan sonra buranın şekli şemali epey bir değişti. En son geçen sene bu ortayı yapmıştım. Ama yine bir senede bile değişti yani. Yani şu büyük echeveryalarımı aslında buradan almam lazım böyle. Yani şimdi ne olur diyorum da onlar orada dursun. Mesela şunu alsam, evet. Burada mesela Ghosti var. Ghosti olmamış buraya. Yani iki tane Ghosti. Şu türden olanları ben buraya mesela kocaman bir öbek halinde diksem bence hiç fena olmaz. Evet. Onun için çalışabilirim yani. Şimdi ben buradan bu Ghosti'leri sökeceğim. Bununla aynı tür bir burada var. Echeverya çadırında hiç var mı? Pardon, sukulent çadırında hiç var mı bilmiyorum. Zannedersem onları söktüm ben. Söktüm, nereye getirdim? Şu yeni yaptığım yere getirdim. Buraya diktim onları. 4-5 taneler. Evet. Şunlar ondan mı bilmiyorum. Şimdi iyi. O zaman evet, şimdi kafamda yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Orada öyle tek tük tek tük istemiyoruz. Şöyle kocamanca aynı türden bir grup istiyoruz. Aynı türden bir grupta ne olabilir? Olabilecek şeyleri düşünelim. Ghosti'ye burada gerek yok bence. Ghosti gruplarımız var. Bunları alıp başka yere götürebilirim. Şundan. Şuna benzeyen birkaç taneden getirip buraya koymam lazım. Burada hava ortayımız da güzel oldu aslında. Şöyle bir grup olarak fena durmuyor. Şu agavenin bilmiyorum. Geçenlerde buradan bir tanesini koparttık. Bu dursun mu kalsın mı bilmiyorum. Şu aşağıda zaten iki tane daha küçük büyüyorlar. Evet, ben şimdi tepsi getirip şu söktüklerimi bir toparlayayım. Onları nereye dikeceğimi düşünmem lazım. Kırmızı nereye gidebilir? Kırmızılar nereye gidebilir? Nereye gidebilir? Aslında şurası fena olmaz gibi geliyor. Diğerlerin hepsini buraya diksem dördünü de. Bir acaba ya da başka neresi olabilir? Evet. Şuraya getirsem kırmızıları nasıl olur acaba? Şu alonun dibine. Şöyle aralardan çıksa. Buranın sulama sistemi nerede acaba? Bir bulalım önce onu. Evet, burası olabilir. Çünkü burası bana çok boş geliyor. Geçen ne dedim? Ay, boğazıma bir şey takıldı. Bunu bir öbek olacak diye diktim. Bir bunu, bir de aloe vera'yı. İkisi değişik alolar bunların. Yani tam altlarından geliyor bunu. Mesela bu iki köktü. Bir, iki. Bir tane buradan gelmiş bu sene. Güzel. Bir tane de buradan da iki tane mi geliyor? Evet, iki tane geliyor. Biri gelmiş, biri de aşağıda. Kendini kurtaramamış. Onlar büyürse biraz daha öbeğimsi bir görüntü verebilir. Ama kırmızıları bence buraya getirebilirim. Sanki kırmızılar güneşe birazcık böyle dayanıklı gibi oldular ama tabii bilemiyorum burada çok mu güneşin bağrında olur. Çünkü bu taraftan vuracak yazın güneş. Şu anda dönük güneş de yazın sabah o taraftan doğacak. Öğleden sonra buradan sürekli vuruyor olacak. Sürekli vurunca birazcık zorlanabiliriz korumakta. Böyle korumak istemiyorum. Echeveryaları her değişik yerlerde. Çünkü her yerde koruyamam. Bunun dibine echeverya dikeyim. Şunun dibine grappa dikeceğiz zaten. Onu biriktiriyoruz. Onları köklendiriyorum değişik yerlerde. Onları hepsini toparlayıp buraya bayağı çok bir grappa gerekecek. Graptoları oraya,
birkaç Echeverria'da buraya olabilir. Şöyle güzel bir, çünkü burası tam böyle yoldan girerkenki yerini şöyle yan tarafta güzel görünür bence. Çünkü orada o birazcık böyle tek başına tek başına görünüyor. Evet, arkasında var tamam ama sanki bunun etrafını Echeverria güzel olur. Deneyelim. Echeverria Liliana olur. Liliana'mız var malum. Belki Echeverria Blue Elf olur. Kırmızıları da koyduk mu buraya? Güzel bir sunum olabilir. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeter. Küçük bir şeyle başlıyorum. Sonra büyük bir değişikliğe doğru gidiyor her seferinde. İnşallah değişikliğimizi birlikte gerçekleştiririz. Ne zaman cesaret edebilirim buna bilmiyorum. O fikrin birazcık bende böyle mayalanması lazım. Evet. Küçük değişiklikler, küçük başlangıçlar güzel şeylere sebebiyet verebilir. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takip ettiğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone olmadıysanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.